Evet, şimdi maintainability'yi anlatalım hızlı bir şekilde. Zaten çok tek bir panelden oluşan bir ekran, çok basit bir arayüzü var. Şimdi maintainability ve reliability prediction aktif ettim. Maintainability aktif ettiğinizde gene üst tarafta system tree, bu reliability prediction'da kullanılacak aynı system tree. Yani ürün ağacı üst tarafta olacak. Alt tarafa da sadece bir tane sekme geliyor. Maintainability data diye şu altta gördüğünüz. Şu diğerleri prediction'dan dolayı gelenlerdi. Bu maintainability data'da şunu yapıyoruz. Tek tek buradaki komponentleri ya da alt sistemleri genelde seçip hangi bakım taslağı bu arızalandığında hangi bakım uygulanacak bunu giriyoruz. Bu kadar. Mesela motherboard arızalandığında intermediate seviyede, tabi burada bir LoRa analizi durumu da var. Yani o birlik seviyesinde değil, organizational değil, depot değil, yani ta fabrika kadar gelmiyor. Servis seviyesinde diyelim. Intermediate seviyede bakım yapılacak. Yani bunun bakımını asker birlik seviyesinde yapamayacak anakartın, gönderecek bu arızalandığında. Peki geldiğinde ne yapılacak bunun üzerine? 4 tane vida sökülüyor. Replace, remove, RR dediği motherboard replace, remove ediliyor. Sonra tekrar yeni vidalar takılıyormuş. Ve bu işlem işte şu kadar dakika sürüyormuş. 31 adam dakika kadar sürecek. Tek tek mesela touch panel arızalandığında hangi bakımlar uygulanıyor? Memory board arızalandığında, hard disk arızalandığında gibi. Tek tek bunları girmek gerekiyor. Peki bu taskler nereden geliyor? Bu da şöyle geldik. Maintainability kısmına. Support files, maintainability, task library. Sağ tıkladım. Burada mil HDBK 472 maintainability prediction handbook'unun taskları, bakın şurada otomatik olarak içeride var zaten. Ben bunu next deyip aldığımda buraya MIL-HDBK'daki tasklar gelecek. Yani siz bu aynı zamanda 470A maintainability analizlerini de destekliyor modül. Bakın buraya tasklar geldi. Burada her mesela bir fastener machine screw replace dediğimizde bu bir corrective maintenance'mış. Repair time bu kadarmış. Ve bir reassembly işlemiymiş gibi. Ve bir kişi gerekiyormuş. Bu tarz taskları buraya alabileceğiz. Aynı zamanda kendimiz de mesela burası sırf elektronikler için biliyorsunuz. Mekanikler için bir bakım kütüphanemizi, kendi bakım görevleri kütüphanemizi oluşturabileceğiz. Mesela yağlama diye bir preventive maintenance koyabilirim. 6 ayda bir yapılacak. 6 ayda bir işte 30 dakikasını alacak bir kişinin. MTTR element frekansiye şunu yazacağız. Saat cinsinden işte 6 ayı saate çevireceğiz. Ya da bir yıl olsun 8760. MTTR elementi de mesela interchange olsun. Bu şekilde bir task'ı ben oraya tanımladım. Artık ben bunu herhangi bir mesela bir rulmanın yağlama görevine bu task'ı bağlayabilirim. Buraya task atıyorsunuz. Gidip interability kısmında task'ları bağlıyorsunuz. Ondan sonra modülün size yaptığı hesaplamalar prediction'daki fail rate'leri bu da kullanıyor. O yüzden prediction'ın da olması önemli. Şöyle maintainability'ye de aynı zamanda bastığımızda yaptığı hesaplamalar mean man hour per operating hour, yani MMH hesapları. Mean man hour per maintenance section. Burada en çok kullandığımız mean man hour per operating hour şuradaki. Yani bir operasyon saatinde kaç adam çalıştırmam gerekiyor? Yani ürünü bir saat idame edebilmek için sahada benim kaç kişiyi bakım için çalıştırmam gerekiyor gibi hesaplamalar. Bunlar genelde şartnamelerde de bize sorulan hesaplamalar oluyor. MMH, OH hesapları. Ve bunları O level, I level, D level hesaplayabiliyoruz. Bu hesabı yaptıktan sonra size MTTR'ı da veriyor tabii ki. Mesela bakın geldik bu ekrana. Az önce prediction'dayken bu MTTR değerleri yoktu. Şu anda ürünün MTTR değerleri de buraya geldi. MTTR ile birlikte şu şekilde raporlar da alabiliyoruz. İşte MMH, OH, MTTR, farklı alt sistem ve alt sistemlerin bu şekilde fail rate'ler. Prediction'dan çekilmiş MMH, OH ve MTTR'larda maintainability'den gelmiş şekilde böyle parça bazlı raporlarda alabileceğiz maintainability raporları. Bunlar şunlar. Maintainability'ye geldiğimizde burada hesaplamaların raporları ayrı. Bir daha az önce gösterdiğim benim orada oluşturduğum gibi raporlar var işte. Burada task and times report da alabiliyoruz. Bu task times report şöyle oluyor. Evet, burada fail rate MMH, OH, MTTR. Bir sayfa arkaya geçtim. Evet, burada da hangi
arzandığında hangi tasklar ne kadar süreyle yapılıyor, hangi bakım görevleri ne kadar süreyle yapılıyor, bunları görebildiğiniz bir rapor. Ve hangi seviyedir? Repair level mesela, I level burada. Yani lore analizi de içerisinde.